Yaklaşık 5 yıl önce aramızdan ayrılan rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel son derece neşeli, keyifli, espiritüel ve şakacı bir insandı. Biliyorsunuz kilo problemi vardı ve bu kilo probleminin biraz abartıldığı dönemlerde beslenme önlemleri kaçınılmazdı. Bu önlemler için kendisiyle konuştuğumuzda bizden istediği temel şey medeni bir diyet listesinin önüne konulmasıydı. Rahmetli'nin medeni diyetten anladığı şey, sosyalleşme çabalarının, günlük aktivitesinin ve faaliyetlerinin önüne geçmeyecek bir diyet planının oluşturulmasıydı. O zamanlar uyguladığımız 5-2 ve 4-3 beslenme planlarının bugünlerde çok moda olduğunu görünce hiç şaşırmıyorum. Çünkü medeni diyet sözcüğünü ben ilk defa rahmetli Süleyman Demirel'den duydum. Ve şimdi o medeni diyet, sosyal diyet adıyla pek fazla taraftar buluyor. İnsanlar sosyalleşmeyi seviyor, haklılar. Sosyal networklerinden kopmak istemiyorlar, haklılar. Bu sosyalleşme çabalarını yaparken de diyet önlerinde önemli bir etken. Çünkü sosyalleşme çabasının önemli bir bölümü yemeyle, içmeyle, eğlenmeyle beraber oluyor. İşte bu nedenle haftanın belli günlerinde diyet yapıp diğer günleri serbest yaşam haline getirebilirseniz o da kilo kontrolünüzü hatta kilo kaybınızı garanti altına alabiliyor. İşte 5-2 diyeti hatta 4-3 diyeti böyle bir diyet. Yani haftanın birbirini izlemeyen iki gününde ortalama kadınsanız 500, erkekseniz 700-800 kalori geçmeyecek şekilde ciddi bir diyet günü uyguluyorsunuz. Diğer günlerde de çok abartmadan ama istediğiniz şekilde sosyalleşerek diyet dışı yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz. Bu 500 ila 700 kalori aldığınız günlerde bir ya da iki öğün besleniyorsunuz. İki öğün besleniyorsanız yine intermittent fasting yani aralıklı oruç yapar gibi 16-15 saat civarını aç geçiriyorsunuz. Sadece su içiyorsunuz, şekersiz kahve, çay içiyorsunuz ya da şekersiz bitki çayı içiyorsunuz, sebze su içiyorsunuz ama hiçbir şey yemiyorsunuz. Geri kalan 7-8 saatte o toplam almanız gereken 700-800 kaloriyi tüketebiliyorsunuz. Ama haftanın diğer günlerinde ister öğlen, ister akşam, ister sabah abartmamak koşuluyla istediğiniz ölçüde beslenebiliyorsunuz. Benim tavsiyem şu, bu haftanın 2 günü ya da 3 günü diyet uygulayıp 4 günü sosyalleşerek geçireceğiniz beslenme biçiminde de o 4 günde çok fazla abartıya kaçmayın. Mümkün olduğu kadar protein ağırlıklı ve sebze ağırlıklı beslenin. Yani SS diyeti, su, salata, soda ağırlıklı bir beslenme planı ve yumruğunuz büyüklüğünde balık, et, tavuk, yoğurt veya peynir gibi bir protein parçasını midenize afiyetle indirin. Göreceksiniz kilo kontrolünüz kolaylaşacak. Göreceksiniz insülin direncinin yol açtığı açlık krizleri, açlık patlamaları, tatlı krizleri ortadan kalkacak ve göreceksiniz daha fit ve formda bir vücudu daha kolay yakalayacaksınız. Özellikle diyet yapmadığınız haftanın o 5 veya 4 gününde günde 7500 ila 10.000 adım prensibinizi bozmayacaksınız. Biliyorsunuz bizim yürüme prensibimiz hiç değişmiyor. Eğer paslanmak istemiyorsanız günde 5000 adımı, yağlanmamak istiyorsanız günde 7500 adımı, eğer yağ kaybetmek ve iyi yaşlanmak istiyorsanız da günde 10.000 adımı hedeflemeniz lazım. Tekrar hatırlatalım, ister 5-2 diyeti yapın, ister 4-3 diyeti yapın. Kilo verme işinde o kuş örneği hiç değişmiyor. Kilo kuşu diğer kuşlar gibi iki kanadıyla uçuyor. Bu kanatlardan birinde ne yediğiniz ve ne kadar yediğiniz, diğerinde de ne kadar hareket ettiğiniz ve ne tempoda egzersiz yaptığınız var. Eğer bu kanatlardan birini yok sayarsanız o kuş ilerlemiyor, uçamıyor ancak takla atıyor. O nedenle yeme ve içmenizle aktivitenizi dengelemeniz, kilo kontrolünü vazgeçilmez kuralım. Daha basit bir şey istiyorsanız onu da hemen söylüyorum. Bu Osman Hoca formülü çok net ve bir cümleden ibaret. Kilo vermek istiyorsanız yediğinizin yarısını yaptığınızın iki katını yapın. Hepinize daha hafif,
daha sağlıklı, daha keyifli bir gün diliyorum. Unutmayın, hafiflemek gençleşmektir. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.